Kesin dönüş yaptığım zaman 2015 yılında Türkiye'de ülkemizde böyle bir tahmin modelinin olmadığını gördüm. Biz hala tahmin verilerimizi yurt dışından hizmet almış şekilde yapıyoruz. 2015'te bunu gördükten sonra bir tane Avrupa Birliği projesi yazdık. Avrupa Birliği projesinden gelen finansmanla, bütçeyle Sayın Rektör Hocamızın, Sayın Profesör Doktor Türkay Derili Hocamızın de yardımlarıyla burada ufak bir hava tahmin merkezi kurmaya başladık modelleme için. Aldığımız ARGE projeleriyle biz bunu büyüttük. Şu anda Türkiye'nin sayılı sunucu merkezlerinden birisine sahibiz. 512 çekirdekli, 512 GB RAM'a sahip, 40 TB depolama alanına sahip bir sunucu merkezimiz var. Bu sunucu merkezi üzerinde gördüğünüz şu anda yüksek çözünürlüklü hava tahmin modelini yürütüyoruz. Her gün 5 gün sonrasını biz tahmin ediyoruz. Ve Bu bu yerli günlük mi? yerli ve günlük bu update ediliyor. Modelin çalışması için bir başlangıç veriye ihtiyacı var. Biz bu başlangıç verilerini uydulardan alıyoruz. Modelimizin en büyük özelliğinden birisi dünya üzerindeki bütün hava tahmin modelleri genellikle 4 kilometreye 4 kilometre çözünürlükte çalışır. Bizim mesela Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün sunduğu veriler 9 kilometreye 9 kilometre verilerdir. Bizim model ise 1 kilometreye 1 kilometre çözünürlükte çalışmaktadır şu anda. Yani bunu şuradan şey yapabiliriz. 4 kilometreye 4 kilometre çalışan bir modelin içindeki bir nokta bizde 16 tane noktaya eşit. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğün 9'a 9 çalıştığı bir nokta bizde 81 tane noktaya eşit. Böylece modelin hem çözünürlüğü arttırdığımız zaman hassasiyetini de arttırmış oluyoruz. Daha iyi prosesleri yakalayıp daha sağlıklı bir şekilde halkımıza burada sunma imkanı bulabiliyoruz. Bu gelişecek, kesinlikle gelişecek. Biz şu anda günlük update yapıyoruz. Eğer sunucularımızı biraz daha büyütebilirsek, depolama alanını biraz daha büyütebilirsek, biz bunu günde 2 defa update yapıp ondan sonra 10 günlük bir hava tahmini yapmak istiyorum. Çalıştığı MGM bile yapamıyor. Şu anda yok öyle bir sistem. Kamu sektörünün ihtiyacı doğrultusunda, özellikle enerji sektörünün mesela doğalgaz alınacağı zaman bir sene sonra için ne kadar alınacak, buradaki Türkiye'deki genel hava durumu nasıl olacak, soğuk mu olacak, genellikle sıcak mı olacak, bu gibi isteklere daha iyi veri verebilmek için büyütme hedefindeyiz yani. Çalıştığımız alan Türkiye alanı, biz ülkemiz üzerine çalışıyoruz çünkü tabi istenirse, talep gelirse dünyanın herhangi bir noktasını çalışma kapasitesine sahibiz. Türkiye'de ilk defa bu kadar yüksek çözünürlükte bir hava tahmin modeli geliştiriliyor. Hava tahmin modelleri başlaması için beslenmesi gereken verilere ihtiyacı var. Bu verilerin çoğu hava ölçümü yapan uçaklardan gelmektedir. Covid-19 sürecinde bu uçakların %90'ı kalkamadı. Yalnız bizim modelimiz uydudan veri aldığı için, başlangıç verilerini uydudan aldığı için böyle bir sorunla karşılaşmadık. İskenderun bölgesinde olan orajdan kaynaklı yağışı biz %99 oranda bir tutarlılıkla modelleyebildik. Üniversitemiz Çevre ve Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde yapılan iklim araştırmaları kapsamında Covid-19 sürecinde de çok fayda sağlayan Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü hava tahmin modelini geliştirdik.